Merhaba. Bugün hem birbirleriyle bağlantılı hem de ortaya karışık konular var. Neler var? Mesela sinir sisteminin embriyonal dönemde oluşumundan kısaca bahsedeceğim. Karıncıklar sisteminden söz edeceğim. Karıncıklarda üretilen beyin omurilik sıvısından ve işlevinden söz edeceğim. Ve kan beyin omurilik bariyerinden söz edeceğim. Yine meraklısı için yine lise müfredatının dışındaki konular başlayalım. Önce sinir sistemimiz embriyonal dönemde nasıl oluşuyor onu bir inceleyelim. Embriyonal dönemde embriyonun sırt bölgesindeki hücreler içeri doğru çökerek baştan kuyruğa dek uzanan önce bir vadi sonra da bir tüp oluşturur. Sinir sistemimizin oluşmasına nörülasyon denir. Bu tüpün ön kısmı oldukça genişleyerek ön beyni oluştururken daha sonraki kısımlar farklı farklı genişlemeler yapar ve orta beyin ile arka beyni oluşturur. En arka kısım ise omuriliği meydana getirir. Ön beyinde kendi arasında uç ve ara beyin olarak, arka beyin ise beyincik, pons ve omurilik soğanı olarak şekillenmeye başlar. Uç beyin kurbağalardan itibaren işte buradan yani tam ortadan bir yarık ile ayrılarak beyin yarım kürelerini oluşturur. Tüm bu yapılar başlangıçta 180 derecelik bir hat üzerinde uzanırken zamanla kıvrılmalar ve katlanmalar olur ve uç beyin denilen beyin yarım küreleri bir takke gibi diğer tüm yapıların üzerine örter. Bir de şöyle bakalım, süreç içinde beyin yarım küreleri ya da korteks de dediğimiz uç beyin kısımlarının hızla büyüyerek diğer beyin bölgelerini nasıl kapattığını görüyorsunuz bu görselde. Ancak büyüklüğü ve genişliği ne olursa olsun tüm bu yapılar nöral tüp de dediğimiz bir tüpten oluştuğu için bu yapıların içinde kimi zaman gözle görülebilir büyüklükte, kimi zaman da mikroskobik olan bir takım boşluklar ve kanallar bulunur. Tüm bu boşluk ve kanallar birbirleriyle bağlantılıdır. Gözle görülebilen boşluklar karıncık adını alır. Beyin yarım kürelerinde yanal karıncıklar ya da birinci ve ikinci karıncıklar da denilen birer tane, ara beyinde nasırlı cisim ile talamus arasında bir tane ve omurilik soğanında da bir tane olmak üzere merkezi sinir sisteminde toplam 4 tane boşluk bulunur. Bu boşluklara karıncık denir. Karıncıklar serebrospinal sıvının yani beyin omurilik sıvısının üretiminden sorumludurlar. Bu karıncıkların boşluğa bakan yüzeyini ve omurilik iç boşluğuna bakan yüzeyi bir glia hücresi çeşidi olan ependim hücreleri sarar. Beyin omurilik sıvısının salgılanmasında görev alan bu hücreler, beyin omurilik sıvısı ile nöronlar arası sıvı arasındaki madde alışverişinde asterositlerle birlikte rol oynarlar. Kısaca BOS dediğimiz beyin omurilik sıvısı, beyin ve omuriliği örten menenj adını verdiğimiz 3 katlı zarın aralarında da bulunur. Bu 3 zar merkezi sinir sistemini yani beyin ve omuriliği sarar, BOS'un içinde dolaşmasına izin verir. Bu sıvı sayesinde merkezi sinir sistemi yapıları yani beyin kısımları ve omurilik ani ve sarsıcı hareketlerden bu sıvının şok emici özelliği sayesinde korunur. Görünümü renksiz ve şeffaf olan BOS günde yaklaşık olarak yarım litre kadar üretilir. Bunun yaklaşık 150 mililitresi karıncıklar içine ve örümceksi zar ile ince zar arasına aktarılırken geriye kalanı 3. ve 4. karıncıklar vasıtasıyla toplar damarlarımıza verilir. Peki beyin omurilik sıvısını kimler üretir? Beyin omurilik sıvısının yaklaşık 1/3'ü 1. ve 2. karıncığın yani yanal karıncıkların özelleşmiş hücreleri tarafından. Geri kalanı ise 3. ve 4. karıncığın ependim hücreleri tarafından üretilir. Günde 3 ila 5 kez yenilenen BOS'un içeriğinin %80'i kan kökenlidir aslında. Ha, şimdi geldik olayın can alıcı noktasına. Merkezi sinir sisteminin hücreleriyle kan arasında diğer vücut hücreleriyle kan arasında olduğu gibi doğrudan madde alışverişi gerçekleşmez. Kan beyin bariyeri denen bir yapı
bu madde alışverişine engel olur. Merkezi sinir sisteminde bulunan kılcal damarların epitel hücreleriyle sinir sistemimizin bu kılcallara bakan bazı hücreleri tarafından oluşturulan kan-beyin bariyeri, nöronların en uygun şartlarda çalışmasını hazırlamak için uygun bir homeostatik ortam oluşturmak ve merkezi sinir sisteminin hücrelerini gerek kandaki bir takım kimyasallara, gerek mikroplara, gerekse çevresel etkilere karşı korumakla görevlidir. Bu bariyer sayesinde kandan nöronlar arasındaki sıvıya öyle her şey geçmez. Hani küçük olanlar geçer, büyük olanlar geçmez değil. Küçük olsa dahi bir takım maddeler geçmez. Kan-beyin bariyeri sadece belli başlı bazı maddelerin geçişine izin verir. Hah, işte tam da bu yüzden beyin hastalıklarının tedavisiyle ilgili en büyük sorun kan-beyin bariyerini aşabilecek ilaçlar üretmektir. Kan-beyin bariyeri sayesinde bir takım maddelerin alınabilmesi için bazı reseptör proteinlere ihtiyaç vardır. Yani reseptörü olmayan maddenin geçişine izin yoktur. Hatta tam da bu nedenden ötürü vücudun savunma sistemi merkezi sinir sisteminde görev yapmadığı için glia hücre çeşitlerinden birisi olan mikrogliyalar sadece merkezi sinir sistemi için özelleşmiş özel güvenlik güçleri gibi görev yapıyor zaten. Kan-beyin bariyeri sadece sinirsel işlevler için kararlı bir ortam sağlamakla kalmaz, taşıyıcı proteinler ve iyon kanalları ile sinaps fonksiyonlarının en uygun düzeyde oluşmasına da katkı sağlar. Beyin dokusunun ana kan akımı aorttan ayrılan ve kafaya doğru giden sağ ve sol damarlar ile gerçekleşir. Her kalp vurumunda aorta geçen kanın yaklaşık %20-25'i beyne gönderilir. Bu akışın sürekliliği nöronlar ve glia hücreleri için hayati bir öneme sahiptir. Beyne yeterince besin ve oksijen ulaşamaması beyin dokusunda kalıcı hasarlara ve hatta ölüme neden olur. Nöronal uyarılmayı takiben aktif beyin bölgelerinde glikoz ve oksijen tüketimi, kan hacmi ve kan akımı artar. Dolayısıyla beyin kan akımının ve beyne ulaşan kan miktarının beyin dokusunun metabolizma hızıyla yakından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Teorik olarak her bir nöronun bir kılcal damar ile ilişkili olduğu ve onunla madde alışverişi yaptığı kabul edilmektedir. Glia hücresi çeşitlerinden biri olan astrositler beyin kan akımının düzenlenmesinde anahtar bir role sahiptir. Astrositlerin salgıladığı başta azot monoksit olmak üzere bir takım maddeler beyin kan kılcallarının genişlemesine neden olarak bölgesel kan akımının artmasını sağlamaktadır. Beyin kan akımının düzenlenmesinde etkili olan faktörlerden birisi de karbondioksittir. Beyne ulaşan kandaki karbondioksit miktarının artması, bu karbondioksidin daha fazla oranda kandan sinir hücrelerinin hücreler arası sıvısına geçmesine neden olur. Burada su ile birleşerek karbonik asit oluşturulur ve bilirsiniz asitler sulu ortamlarda ortama hidrojen iyonu veren bileşiklerdir. Yani karbonik asit de hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrışır. Hücreler arası sıvıda yoğunluğu artan hidrojen iyonlarının kan damarları üzerinde genişletici ve dolayısıyla da beyin kan akımını arttırıcı bir etkisi vardır. Böylece aynı zamanda artan kan dolaşımı nedeniyle toksik ve asidik maddeler bölgeden uzaklaştırılabilir. Ayrıca hidrojen iyonlarının nöronal aktiviteyi baskılama özelliği de vardır. Bu özelliği sayesinde de nöronların aktivitesini, dolayısıyla da oksijenli solunumun azalmasını sağlar. Yani yeni üretilecek olan karbondioksit miktarının azaltılmasında da görev yapar. Böylece sinir sistemiyle ilgili söylenecek ne varsa söyledim sanırım. Lütfen siz de kanalıma üye olmayı, videomun altına yorum yapmayı, bildirimleri açmayı yani çana tıklamayı, Instagram'dan bana yazmayı ihmal etmeyiniz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, memle kalın.